Parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi çatısı altında birleşirlerse belki yol yürümek daha kolay olur mu bilmiyorum. Siz Ayşegül Hanım, hangi çatıda biz olacaksınız? parlamenter demokrasiyi destekliyoruz. Ama Erdoğan sonrasında istiyoruz parlamenter demokrasiyi. Bugün sarı muhalefet hemen parlamenter demokrasiye geçelim diyor. Bugün geçerseniz Erdoğan birinci parti. Başbakan olarak Türkiye'yi yönetir. Ben diyorum ki Erdoğan Türkiye'yi ne başbakan olarak iyi yönetti ne de cumhurbaşkanı olarak iyi yönetiyor. Bu devir kapanmalı. Türk tarihinde bir sapmadır bu cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu devir kapanmalı. Erdoğan siyasetten ayrılmalı, emekliliğe başlamalı. Ondan sonra Türkiye parlamenter demokrasiye dönmeli. Ama Erdoğan'la bir parlamenter demokrasiye dönüş ancak sarı muhalefetin Erdoğan'a can suyu olur. Şimdi bakıyorum sarı muhalefet partileri ellerine dosyalarını almışlar. Biz parlamenter demokrasi anayasası hazırladık. Hiç düşünmüyor musunuz siz ya Erdoğan? Hadi gelin kabul ediyoruz dese ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Erdoğan Türkiye'yi bu kadar kötü yönetmesine rağmen tek başına aldığı oy ikisinin aldığı oydan daha fazla. Ondan sonra doğru dürüst muhalefet yapamayan, biz AK Parti'den oy alamıyoruz, bu oyu Babacan alsın diyen, bu oyu Davutoğlu alsın diyen bir Akşener var. Öbür tarafta başörtüsünü yasaklamayacağımızın garantisi Saadet Partisi Genel Başkanı'dır. İşte ekonomiyi yöneteceğimizin garantisi de Babacan da biz de birlikte diyen bir Kılıçdaroğlu var. O zaman bir Dışişleri Bakanı da Davutoğlu yap tam olsun yani. Bu bir aciz muhalefettir. Sarı muhalefettir. Bunlar aslında iktidara gelmeye çalışmıyorlar. Bunlar muhalefetten düşmemeye çalışıyorlar.